Bazen bir antrenman farklı kas gruplarını hedefleyen tüm o egzersizlerle biraz kafa karıştırıcı hale gelebiliyor. Çok az insan vücudun her yanındaki kasları geliştirmek için sadece 3 egzersizi bilip doğru şekilde yapmanızın yeterli olduğunu bilir. 1. Karın tekerleği egzersizleri. Karın tekerleğinin en iyi tarafı bu aletin bir sürü farklı kası güçlendirmenizi sağlamasıdır. Ne zaman karın kası tekerleğini çevirseniz 20'den fazla kası çalıştırırsınız. Böyle bir antrenman karın kaslarınızı, kalça fleksörlerinizi, yan karın kaslarınızı, belinizi, sırtın üst kısmını, omuzları ve kol kaslarınızı çalıştırır. Bildiğimiz klasik mekikten de daha etkilidir. Çünkü yan karın kaslarınızda ve karın kaslarınızda daha yüksek miktarda kas aktivitesi meydana getirir. Daha da önemlisi, karın tekerleği sayesinde dengenizi korumayı öğrenirsiniz. Karın kaslarınızı güçlendirmek, vücudunuzun merkez bölgesinin dengelenmesini sağlar. Her şeyi doğru şekilde yaparsanız, omurganızı güçlendirerek bel ağrılarından kurtulursunuz. Ama yine tekrarlayalım, egzersizi doğru şekilde yapmak çok önemlidir. Ellerinizin ve dizlerinizin üzerine çökün ve önünüzde yeteri kadar alan olduğundan emin olun. Karın tekerleğini iki elinizle tutun ve ağırlığınızı üzerine verin. Ayaklarınızı da arkada bileklerinizden çaprazlayıp yerden ya da egzersiz matından kaldırabilirsiniz. Bu hareketi daha zorlayıcı hale getirir ve sizi dengeler. Merkez bölgenizi güçlendirin, kalça kaslarınızı sıkın ve karın egzersiz tekerleğini önünüzde yuvarlayarak öne doğru hareket etmeye başlayın. Buradaki en önemli şeylerden biri hareket sırasında omurganın hizasını değiştirmemektir. Belinizi düz tutarak yapabildiğiniz kadar uzağa yuvarlamaya çalışın. Birkaç dakika bu pozisyonda kalın. Ne kadar uzun süre durmayı başarırsanız kaslarınız o kadar çok çalışır. Şimdi onu geriye doğru hareket ettirmeye başlayın. Bunu tekerleği dizlerinize doğru geriye çekmenize yardım edecek şekilde karın kaslarınızı ve merkez bölgesindeki kasları sıkarak yapmalısınız. Karın egzersiz tekerleğinde iyiyseniz egzersizi bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz. Bunun için ayaklarınızın üstünde düz durun ve egzersizi yapmaya bu pozisyonda başlayın. Bunu yapmaya karar verirseniz kalça kaslarınızı kasmayı, sırtınızın üst kısmını eğmeyi, kollarınızı kilitleyip pelvisinizi biraz geriye çekmeyi unutmayın. İnsanların bu yuvarlamalar sırasında yaptığı en yaygın şu hataları tekrarlamamaya gayret edin. Egzersiz sırasında alt kısmınız yere doğru sarkmamalı. Sırtınızı başınızdan kuyruk sokumunuza kadar olabildiğince düz tutmalısınız. Yavaşça ve sabit bir şekilde yuvarlayın. Kollarınız düz ve aynı hizada olmalı. Bunu yaparak tekerleğin kontrolünüz dışında dönmesini engellersiniz. 2. İki çeşit sıçrama vardır. Dikey sıçrama ve uzun atlama. Her ikisi de vücudunuzun alt kısmını yani bacak ve kalça kaslarınızı çalıştırmada etkilidir. Bu sıçrama antrenmanına kollarınız da katılır çünkü hız kazanmak ve inmeden hemen önce kendinizi yavaşlatmak için kolları sallarsınız. Sıçrama sinir sisteminizi de zorlar. Sizi güçlendirip dayanıklılığınızı ve atletik becerilerinizi geliştirir. Dikey sıçrama. İki ayağınızla sıçrarsanız dikey sıçramanız en yüksek seviyesine ulaşır. Bu şekilde bacaklarınızın gücü sizi tam manasıyla yerden yukarı iter. İlk olarak hayali bir sandalyede oturuyormuş gibi dizlerinizi kırın. Ayaklarınızın yaklaşık omuz genişliği hizasında ayrık olmasına ve dizlerinizin 60 derece açıyla bükülmesine dikkat edin. Böylece sıçramanızdaki en fazla kuvvete sahip olursunuz ve aynı zamanda dizlerinizi incitmezsiniz. Sıçramadan hemen önce dizlerinizin ayak parmaklarınızdan daha ileride durmasını ve ayak parmaklarınızın biraz içeriye doğru bakmasını ihmal etmeyin. Sıçradığınızda sırtınız tamamen düz olmalı. Ancak bu şekilde sırtınızın incinmesini engelleyebilirsiniz. Yere doğru şekilde inmek daha da önemlidir. Ayak parmaklarınızın köküne inmeyi unutmayın. Ancak ondan sonra topuğunuza doğru basmalısınız. Yere düz taban üstüne inerseniz ayak bileklerinizi kolayca burkabilirsiniz. Ayrıca inmeden hemen önce dizlerinizi hafifçe kırın. Böylece darbeyi yumuşatıp dizlerinize zarar vermemiş olursunuz. Uzun atlama. Dikey olarak sıçrarken her iki ayağınızı da kullanırsınız. Uzun atlayışlar yapmadan önce en doğrusu baskın ayağınızın hangisi olduğunu bulup onunla atlamaktır. Uzun atlamaları çalışmaya en uygun yer kum havuzudur. Böylece sakatlanmaları önleyebilirsiniz. Yerden sıçradıktan sonra kalçanızı öne doğru itebildiğiniz kadar itin. Bu hareket daha uzak bir mesafeye uçmanızı sağlar. Olabildiğince yumuşak bir iniş yapmalısınız. Dizleriniz biraz bükülmüş, bilekleriniz ise düz olmalı. Ayrıca düşecek olursanız el bileklerinizi kesinlikle kullanmayın. Kumun düşüşünüzü yumuşatmasına izin verin. 3. Halata tırmanma.
Bir halata tırmandığınızda vücudunuzun her tarafındaki kaslarınızı çalıştırırsınız. Bu egzersiz yalnızca üst gövdenizi geliştirmekle kalmaz, koordinasyonunuzu ve kıvraklığınızı da iyileştirir. Bisepslerinizi, sırtınızı, belinizi, ön kolunuzu, omuzlarınızı ve karın kaslarınızı çalıştırır. Halatı ellerinizle kavrayın. Bir eliniz diğerinin üzerine ve halat bacaklarınızın arasına yerleştirilmiş olmalı. Kollarınızı dirseklerden bükerek kendinizi yukarı çekmeye başlayın. Tutunduğunuz yerin üstüne her ulaştığınızda daha aşağıda olan elinizle halatın daha yüksekteki bir bölümünü kavrayın. Bu hareketleri halatın tepesine varana kadar tekrarlayın. En üste ulaştığınızda aynı hareketlerle aşağıya inin. Halata sadece ellerinizi kullanarak tırmanmak çok zor geliyorsa bacaklarınızı da işin içine katabilirsiniz. Bu işte deneyimsizseniz bu egzersizi yaparken başınızda biri beklesin. Ayrıca parçalı tırmanışlarla başlayıp sadece halatın yarısına kadar tırmanın. Bunun yanı sıra herhangi bir kaza olma ihtimaline karşı halatın altına birkaç mat koymayı unutmayın. Nihai hedefiniz güçlü, belirgin kaslarsa fiziksel çalışma ihtiyacınız olan tek şey değildir. Düzenli olarak egzersiz yapmanın yanı sıra birkaç tavsiyeye daha uymalısınız. Düzenli yemek yiyin ve beslenmenizi gözden geçirin. Kas geliştirmek için günde 4-5 öğün yemelisiniz. Öğünler arasında 2-3 saat olmasını ihmal etmeyin. Böylece kasları geliştirmek için vücudunuzun her zaman enerjisi olur. Bir antrenmandan en geç 2 saat önce yemek yemeye çalışın. Bu mükellef bir yemek veya sağlıklı bir atıştırmalık olabilir. Ama asıl önemli olan vücudunuzun yiyecekleri sindirmek için yeterli zamanı olması. Sonradan kalorileri egzersizinizde kullanın. Antrenmanınızı bitirdikten sonra yüksek proteinli bir atıştırmalık veya protein açısından zengin bir yemek yiyin. En iyi seçim az yağlı yoğurt veya lor peyniri, beyaz et, balık, peynir altı suyu tozu ya da badem ezmesi içeren bir şeydir. Gün boyunca bol bol sebze yemeyi unutmayın. Ispanak, yağsız kas geliştirmek için mükemmel olan glutamini içerir. Brüksel lahanası sadece proteinle dolu olmakla kalmaz, lif açısından da zengindir. Bu sizin gün boyunca ve antrenmanlarınız arasında tok kalmanızı sağlar. Kırmızı pancar mükemmel bir betain kaynağıdır. Betain, zarar gören eklemleri onarmada çok etkili bir ögedir. Dolmalık biber de protein içerir. Bağışıklığı artırmasıyla ünlü C vitamini açısından da zengindir. Haftalık öğünlerinizi planlarken meyveleri unutmayın. Muz, elma, portakal ve kavun kasların gelişmesine yardımcı olan belirli besin ögeleri içerir. Daha da önemlisi zorda kaldığınızda açlığınızı bastıran liflerle doludurlar. Kuşkusuz yağsız kırmızı et de düzenli olarak menünüzde yer almalı. Kas geliştirmek için gerekli olan her şey açısından zengindir. Yüksek kaliteli protein, çinko, demir ve B vitaminleri. Diğer yüksek kaliteli protein kaynakları derisiz tavuk, lor peyniri ve yumurtadır. İlerleme kaydedin. Uzmanlar kas geliştirmek istiyorsanız bir saatten daha uzun süre antrenman yapmamanız konusunda uyarıyor. En ideali, söylemesi kolay ama antrenmanlarınız sırasında aşama kaydetmenizdir. İnsanlar antrenmanlarının yoğunluğunu artırmak yerine genellikle süresini uzatır. Kaldırdığınız ağırlığı ya da ana programınızdaki tekrarların sayısını arttırmak daha etkili olur. Antrenman rutininizi her ay değiştirin. Hiçbir gelişme görmediğiniz, yatay bir seyre girdiğinizi hissediyorsanız, tekrarlarınızın çeşitliliğini her 4 haftada bir değiştirin. Böylece vücudunuz her ay farklı gerilimlere uyum sağlamak zorunda kalır. Sonuçta kaslarınızı geliştirmiş olursunuz. Bir seferde tüm kaslarınızı çalıştıran süper etkili egzersizler biliyorsanız deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve hayatının amacı kas geliştirmek olan arkadaşlarınıza gösterin. Bu kanala abone olursanız hayata sürekli olumlu bakmaya başlarsınız.